Merhaba arkadaşlar, ben Nurullah Taş. Şimdi bu robotun gövdesini modellemeye başlayacağız inşallah. Bunun için şu küpü seçiyorum. Şöyle biraz küçülteyim S ile. Biraz zoom yapayım, biraz daha küçülteyim. G deyip Z ekseninde aşağı doğru taşıyorum. Z deyip şunu wireframe çerçeve şekline getireyim. Hemen screen kaslarımı aktif yapmak istiyorum. Şu sol alttan takip edebilirsiniz ne yaptığımı. Şimdi şunu biraz daha küçültmek istiyorum. Ve G, Z ekseninde, ops, biraz kayma oldu sanki. Ctrl Z, Ctrl Z. Tekrardan seçip küçültüyorum. G, Z ekseninde biraz aşağı alıyor. Arkadaşlar, Tab tuşuna basıp Edit moduna geçtim Tab tuşuyla. Şimdi buna bir kesik atacağım. Kesik atacağım. Ctrl R. Şimdi tam ortadan tıkladım. Diyor ki sağa sola taşıyıp istediğin yere kesik atabilirsin. Hayır, ben tam ortaya kesiyi attım. Tıkladım tekrardan. Şimdi bakın. Şöyle şurayı tıklayıp şu yarısını seçiyorum. Şöyle 3 boyutlu yarısını görmüş oluyorsunuz. 1'e basayım tekrardan. X'e bastım. Faces yüzeyleri sildim. Şimdi tekrardan görelim. 1'e basıyorum. Şimdi arkadaşlar obje moduna geçeyim. Tab tuşuyla. Şimdi şu küpümü seçiyorum. Modifier ekliyorum bir tane. Ayna, mirror. Bakın şöyle küpüm oluştu. Tekrar bir deyip edit moduna geliyor. Bu ne demek? Ayna ekledim. Burada bir noktaya ne yaparsam diğer noktada onu yapar arkadaşlar. Modifier'ımı bu şekilde eklemiş oldum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.